Abayı yakmak deyiminin hikayesi nedir? Aslında aba ile ilgili birçok kalıp söz vardır. Aba bir çeşit kumaştır, hırkadır diyebiliriz. Ama dövülmüş yünden, bazen de keçeden yapılan, yani keçe yününden yapılan bir giysidir aba. Abayı herkes giyiyor fakat aslında abayı giymek biraz çok eskilerden, tarikatlardan kalma. Yani tekkede dervişler, müritleri bu abayı giyerler. Aba giyenler de başka bir kıyafet giymezler. Aba aslında biraz da garipliğin, fakirliğin, yoksulluğun ve onun da ötesinde dünya malına önem vermemenin bir göstergesi olarak o dönemlerde var. Zaman içerisinde tabii abaya herkes, daha çok da fakirler giyince abayla ilgili de birçok kalıp söz, deyim ortaya çıkmıştır. Örneğin vurun abalıya ya da vur abalıya sözü, tabii o gariptir, kimsesizdir, yoksuldur, güçsüzdür, siz de hakkını yiyorsunuz manasında, hakkını yiyebilirsiniz manasında kinayeli bir sözdür. Peki abayla ilgili başka söz yok mu? Var tabii ki. Bir abam var, atarım, nerede olsa yatarım. Örneğin herhangi bir bağlantısı, malı mülkü olmayan, bütün varlığı abası olmak anlamında, gene bir fakirlik var işin içerisinde. Abanın kıymeti yağmurda bilinir. Burada da aba neye yarıyor? Aslında yoksulların giydiği bir şey ama ne kadar yoksul giysisi olsa da yeri geliyor, çok önemli bir işlevi yerine getiriyor anlamında. Aba altından sopa göstermek var. Bu da çok sık kullanılan bir deyimdir. Aba altından sopa göstermek de aslında masum görünüp, mülayim görünüp ama eline fırsat geçtiği zaman katılaşan, sertleşen, zorbalaşan insanlar için kullanılır. Görünüşte masum, mülayim olabilir ama fırsatını bulduğu zaman size karşı bir şiddet veya güç gösterisi yapacaktır anlamına geliyor. Abayı yakmak sözü nereden çıkmıştır, ona değinelim. Eski zamanlarda tekkede derviş müritlerini toplar, herkes abasını giymiştir, o yünden yapılmış abasını giymiştir ve bir kışın ya da soğuk mevsimde ateş yakılır, ateşin etrafında toplanılır, derviş de müritlerine ders anlatır. Hatta bir süre sonra da zikir kısmı başlar, onları coştururmuş. Gene böyle bir akşam, kış akşamı diyelim, ateş yanmış, etrafına müritler toplanmış, derviş coştukça konuşmuş, konuştukça coşmuş ve derken müritlerini de coşturmuş. Müritler o kadar coşmuş ki o yanan ateşin sıcaklığını artık hissetmemişler. Çünkü içleri alev alev yanıyormuş. O arada ateşe çok yakın duran bir müridin de kazara abası tutuşuyor. Bunu sadece derviş görüyor. Derviş görüyor ama anlatıyor, müdahale de etmek istemiyor. Aba yanıyor, duman çıkıyor, alev çıkıyor ama mürit kendinden geçmiş. Sonunda derviş uyarıyor, yanıyorsun diye. Mürit ateşi söndürüyor. Fakat mürit içten öyle bir yanıyor, öyle bir aşkla, aşka gelmiş ki içindeki ateşten dışındaki ateşi hissedemez olmuş. Ve derviş işte gerçek aşık budur demiş. Bugün abayı yakmak aslında oradan hareketle birine fena halde tutulmak, fena halde gönlünü kaptırmak anlamına geliyor. Deyimler ve hikayelerde bu haftalık da bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.